Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müstedini okuyoruz Rabbimizin izniyle. Allah ondan razı olsun. Ve bu hadis kitabında biliyorsunuz ki sahabeler bölüm bölüm bize onların aktardığı hadisler olarak sunulmuş. Yani her bir sahabe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden neler duydu, neler aktardıysa bunlar bir araya getirilmiş. Bu tür kitaplara müsnet deniliyor. Biz şu anda Abdullah bin Amr bin El As'ın Hadislerini okuyoruz bize rivayet ettiği ve 6.914. hadis-i şerifteyiz. Abdullah şöyle aktarıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ey Abdullah bin Amr Her aydan üç gün oruç tutarak Tüm yılı oruçlu geçirmiş gibi sevabı al dedi Ve ardından Enam suresi 160. ayet-i kerimeyi okudu. Kim Allah'ın huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Enam suresi 160. ayet-i kerime. Kim Allah'ın huzuruna iyilikle, haseneyle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Dolayısıyla ayda üç gün oruç tutan bir kişi otuz gün yani bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi sevap alacak. Ben dedim ki daha fazlasına gücüm yeter. Resulullah değil. Davut peygamber gibi oruç tut. Çünkü o gün aşırı oruç tutardı buyurdu. Bu hadis-i şerifin hemen bir benzeri 6921. hadis-i şerif. Daha evvel de benzer ifadeler, rivayetleri geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında oruçların en sevileni Davud'un orucudur. Davut senenin yarısını oruçlu geçirirdi. Bir gün tutuyor, bir gün tutmuyor. Yine Allah katında namazların en sevileni Davud'un namazıdır aleyhissalatü vesselam. Gecenin yarısını uyur, sonra kalkıp namaz kılar, sonra bir daha yatar, sonra gecenin yine üçte birinde kalkıp namaz kılardı. Davud aleyhisselam aslında İslam'daki, İslam'ın tarihindeki bütün insanlık tarihi, İslam'ın tarihi, Hazreti Adem'den başlayan tarihte Davud Aleyhisselam ilk defa şer'i bir devletin başı. Yani Allahu Teala'nın kurallarının etkin ve egemen olduğu bir toplumun kralı, lideri. Davud Aleyhisselam halife. Bununla aslında önde olan, örnek olan bir zat ama Kur'an'da Allahu Teala Davud Aleyhisselam'ı ilimle bize tanıtıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oruç ve namazla tanıtıyor. Dolayısıyla şunu anlıyoruz ki İslam sadece krallık değildir. İslam sadece namaz abdest oruç değildir. İslam sadece ilim ya da sadece zikir ya da sadece cihat değildir. Tüm bunların adıdır ve Peygamber Aleyhisselamlar bize bu konuda net örneklerdir. Okumaya devam edelim öyleyse. Örneğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiği bilgileri kimin dilinden? Abdullah bin Amr'ın dilinden. Onu kim bize aktardı? Ahmet bin Hanbel. Allah hepsinden razı olsun. 6916. hadis-i şerif. Ebu Bekir bin Ayyaş'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hasta olan Ebu Hasin'in ziyaretine gittik. Yanımızda Asım da vardı. Ebu Hasin Asıma, Kasım bin Muhaymire'nin bize rivayet ettiği hadisi hatırlıyor musun diye sorunca Asım evet dedi ve şöyle devam etti. Bir gün Kasım bize Abdullah bin Amr'dan naklen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bildirdi. Müslüman kul hasta düştüğünde Allah amellerini yazan meleğe canını alıncaya ya da iyileştirene kadar sağlıklıyken yaptığı amellerin aynısını yazmaya devam et buyurur. Hazreti Şerif'in hikayesi de oldukça tatlı olduğu için oradan itibaren okudum. İki Müslüman bir araya geliyorlar ve birlikte bir hasta kardeşlerinin yanına varıyorlar ve ona moral olsun diye aralarında şu konuşma geçiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla ilgili bir rivayet, bir sözü vardı. Onu hatırlıyor musun? Diyor ve aktarıyorlar. Hadis-i şerif ne? Müslüman kul hasta düştüğünde Allah onun amellerini yazan meleğe diyor ki canını alıncaya kadar yani Allahu Teala ona bir ecel tayin ettiyse o vakit gelinceye kadar hastalık sebebiyle ölürse değilse iyileşip tekrar sağlıklı oluncaya dek evvelden yaptığı amellerin aynısını yazmaya devam et. Adam yattığı yerden güzel işler yapıyormuş gibi sevap almaya devam ediyor. Hastalık günahlara bir kefaret. Siliyor, silici. Öte yandan eski güzellikler de yazılmaya devam ediyor. Bu da tatlı. Şimdi Müslüman için bu bir kayıp değil, bir kazanç kafir dünyanın zihniyeti, hastalığı başa gelen bir eziyet, bir çile ve bir yıkım olarak düşünüyor. Çünkü onlar dünya merkezli bir hayat yaşamaktalar. Dünyaya çakılı ve onlar için değerli olan gezdikleri gün, hopladıkları zıpladıkları gün, para kazandıkları gün, bir şeyleri başardıkları gün kendi dünyalarına, kendi kafalarına göre. Bunu yapamadıkları günler kayıp, perişanlık. Çünkü ölüm sonrası yok. Cennet fikrine sahip değiller. Elbette biz de Allah'tan afiyet istiyoruz. Çile, sıkıntı, azap, keder bunlar istemeyiz. Ancak bunlar başa geldiğinde biliriz ki bunlar Mevla'dan gelen imtihanlardır ve bunların her birisi kardır. Müslümanın her hali güzeldir. Aynen buğday başa örneğini veriyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyilik geldiğinde Müslüman buna şükrediyor, kazanıyor. E başına musibet geldiğinde sabrediyor, yine kazanıyor. Bunu böylece değerlendirebilirsek, Müslümanlar hastalığı büyük bir bitiriş, yok oluş gibi görmezler. Aynı zamanda kendileri için bir hayır olarak da değerlendirirler. Ve böyledir de hadisin bize aktardığı bir nokta daha var benim anlayabildiğim. Sağlıklı mıyım şu anda? Elhamdülillah. Konuşabiliyor muyum? Dinleyebiliyor muyum? Yani bir afiyet durumunda mıyım? İyiliğimi çoğaltayım. Yapar olduğum, Allahu Teala'nın razı olduğunu zannettiğim, düşündüğüm, bildiğim işlerimi çoğaltayım. Ben de meleke haline gelsin. Bende artık o bir özellik bir haslet haline gelsin. Benden ayrılmaz, kopmaz bir parça haline gelsin bu güzellikler. Diyelim ki sadakalar ama diyelim ki okumalar ve benzeri şeyler. Bunlar bende dursun ki ola ki bir gün rahatsızlanırsak, yatağa döşeye düşersek defterimiz devam etsin yazılmaya. Yok. Bir şey yoksa zaten sağlıklıyken de, hastayken de pek bir şey elde edemeyiz. Gerçi yine kefaret olur bize Allah'ın izniyle. Bir cümle daha söyleyeyim bu hadis-i şerifle alakalı. Tekrar söylüyorum çok hoşuma gidiyor. Bir adam, bir adamı bir Müslüman bir Müslümanı ziyarete gidiyor. Ve ziyarete gittiklerinde bile birbirlerine olan moralleri, duaları Efendimizin üzerinde o bilgilerle konuşuyorlar. Ağızları o kadar bu cümlelere alışmış ki yani şöyle yapmaya çalışmıyoruz. Böyle sürekli bir takım replikler hazırlıyorsun, onları söylüyorsun. Öyle değil. Din, ayet ve hadisler tiyatro repliği değildir. Film kelimeleri değildir. Hayatın içinden canlı cümlelerdir. Bunu böylece öğrenmeye, böylece bende tutmaya çalışacağım. Ve kendiliğinden bunlar benden çıkacak, gündem olacak, moral olacak ki bana da karşımdakine de, söyleyene de, duyana da. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve 6917. hadis-i şerif. Mekke'nin fethedildiği yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. İslam dini Cahiliye'den kalma eski anlaşmaları feshetmez. Ancak sağlamlaştırıp güçlendirir. Ancak İslam'da cahiliye döneminde yapılan bu tür anlaşmalar artık yoktur. Anladığım kadarıyla ifade edeyim. İslam zaten adalettir. İslam zaten selamettir, barıştır, esenliktir. İslam zaten emniyettir, güvendir ve anlaşmalar da bunun için vardır. Cahiliye döneminde bu şekilde yapılan hayırlı bir anlaşma varsa bu devam eder. Bunlar çözülmez, bozulmaz, güçlenir. Fakat İslam geldikten sonra artık bu anlaşmalara ihtiyaç yoktur. Kafirce dünyanın ara sıra bir takım hayırlar bulması, bozuk bir saatin günde iki defa doğruyu göstermesi gibi mecburen. Onlar da bazen bir insaf, bazen bir vicdan, bazen bir merhamet göstererek güzel şeyler ortaya okuyabilirler. Ve biz de bunları destekleriz. Ancak İslam onların sözüne de, onların hak arayışlarına da, onların şefkat ve merhamet tarzına da ihtiyaç bırakmayacak kadar doludur. Müslüman bunu kabul ettiğinde hayatında her şey güzelleşir. 6918. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteriye borç verip ona değerinden yüksek fiyata mal satmayı, bir satışta farklı iki satış muamelesi yapmayı, kişinin yanında bulunmayan bir malı satmasını ve henüz teslim alınmamış bir malı başkasına satarak kar elde etmeyi yasakladı. İslam'ın ticaretin de Müslümanca ve Peygamber Efendimiz bunun da ölçüsünü ortaya koyuyor. 6920. hadis-i şerif Haris oğullarından bir adamın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Eyyub isimli bir der ki Abdullah bin Amr'ın kim ölmeden bir yıl önce tövbe ederse tövbesi kabul edilir. Kim ölmeden bir ay önce tövbe ederse tövbesi kabul edilir dediğini işittim. Hatta kim ölmeden bir gün hatta bir saat hatta bir hayvan sağımı kadar önce tövbe ederse tövbesi kabul edilir dedi. Bir kişi Abdullah İbni Amr'a sordu. Bir kimse müşrikse ve bu kısa zaman zarfında Müslüman olup da ölürse Tövbesi kabul edilir mi? Adam gavur, müşrik, Allah'tan başkasına tapıyor. Dünyasında din diye bir şey yok, İslam diye bir şey yok. Geldi, iman etti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Ve sonra 15 dakika sonra öldü. Yani bunun tövbesi kabul edilir mi diye sordu. Abdullah dedi ki ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olduğumu anlattım. Tamam başka bir şey söylemedi. Ne anlarsan anla. İnsanlar yani yaşamak için değil de böyle meraktan, felsefeden, işte bir takım zihin atraksiyonlarından yola çıkarak konuşmayı seviyorlar. Abdullah da diyor ki onlara ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olduğumu anlat. Ne anladıysa, ne dendiyse odur. Burada seni yapman gereken ne onu anla. Adamın gelip iman edip olacak mı olmayacak mı sana ne bundan? Seni yapman gereken hemen ölüm gelmeden 15 dakikan varmış gibi tövbe edeceksin. Çabuk ol diyor Allah'ın Resulü bize. Bak ölümün hemen öncesine tövbe etmeyi becerebilirsen tövbe et, kaçırma fırsatı diyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim Rabbimizin izniyle inşallah. 6925. hadis şerif. Abdullah bin Amr bin El As'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Müslümanın kim olduğunu biliyor musunuz? Ashab-ı kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilinden ve elinden yana diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir buyurdu. Ve ardından şöyle sordu. Müminin kim olduğunu biliyor musunuz? Ashab-ı kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canları ve malları konusunda diğer müminlerin kendisine güvendiği kişidir. Muhacir kişi de kötü olan şeylerden kaçıp uzaklaşan kişidir buyurdu. Çokça duyduğumuz bir hadis-i şerif ama yine de ifadeyi anlamaya çalışalım bir daha. Peygamber aleyhissalatü vesselam Bilenleri tekrar bildirmeyi seviyor. Böylece zihinde ve kalpte bu bilgi güzelce pekişiyor, sağlamlaşıyor. Tekrar edeceğiz. Ben bunu biliyorum. Ya ben bu soruyu okumuştum. Oku diyorsan bir daha oku. Ben bu hadisi duymuştum. Duyduysan bir daha duy. Başka şeyleri yüz kere, bin kere duyuyorsun, rahatsız olmuyorsun. Aynı ifadeler, aynı filmler, aynı haberler, aynı türküler, şarkılar. Oysa Allahu Teala'dan gelen bilgi tekrar tekrar bir daha ve bir daha zihnimde dönüp duracak ki böylece imanım sağlamlaşsın. Değilse zihnimizde hangi sözler çalkalanıp duruyorsa imanımız da o tarafa doğru kayıyor. Yani zihnimizde para pul, zihnimizde demokrasi, zihnimizde falan feşmekan, değişik cümleler dönüp duracaksa bir süre sonra imanımızın rengi de o tarafa doğru dönecek Allah korusun. Kelimelerimizi ve kavramlarımızı Allahu Teala ve onun gönderdiği elçi bize öğretecek. Dilde ve zihinde onlar kalacak ki temiz olsun ağzımız, yüzümüz, imanımız. Şimdi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir Müslüman tarifi yapıyor. Bugün dünyanın da yaptığı bir Müslüman tarifi var. Bize birileri, bize Müslümanlık şöyledir demeye çalışıyor. Belki bunu kelimelerle söylüyorlar, anlatımlarla söylüyorlar ya da bir takım görüntülerle, hani film karakteri gibi tarzlarla söylemeye çalışıyor. Müslüman dediğim böyle olur filan gibi. Nasıl Müslüman olacağım? Müslüman kime denir? Peygamber Efendimiz dedi ki, dilinden ve elinden yana diğer müslümanların selamet bulduğu kimsedir. Müslüman eliyle de yani imkanlarıyla da diliyle de söylemi ve konuşmalarıyla da diğerlerine eziyet etmez. Hanımına, çocuklarına, kardeşlerine, ana babasına, komşularına alışveriş yaptığı kimselere beraber olduğu kim varsa çünkü beraber olmadıklarıma eziyet etme imkanım pek yoktur ki zaten onların da gıybetini yapmayacağım diğer müslümanların dilim temiz duracak hiçbir müslümanı hor görmeyeceğim küçük görmeyeceğim onun mahallesinden dolayı şehrinden dolayı renginden dolayı dilinden dolayı ya da ırkından dolayı vesaire her müslüman şerefli ve her müslüman benim için değerli çünkü Rabbim onu yarattı ve o da Allahu Teala evet dedi. Benim gibi olana ben eziyet edebilir miyim? Bana eziyet etmiş olur. Dilim bunu yapmayacak, elim bunu yapmayacak. Dolayısıyla bütün Müslümanlar bunu bu hadis şerifi evde düşünün. Hanım böyle düşünüyor. Kocama eziyet etmeyeyim. Koca böyle düşünüyor. Çocuklar böyle düşünüyor. E i̇şte selamet yurdu. İslam yurdu. Ev, şehir böyle, dünya böyle. İkinci mümin benim diğer ismim ben müminim. Başka şey kabul etmiyorum. Ben Müslümanım ve ben müminim. Bana Allahu Teala bu isimleri verdi. Peki için nasıl dolduracağım? Güvenle. Müminler bana güvenecekler. Sahtekar olmayacağım. Yalancı olmayacağım. Sözünde durmaz olmayacağım. İhanet eden adam olmayacağım. Müslümanın böyle bir güvenliği olacak. Kafirler büyük tedbirler alabilirler. Bir güvenlik oluşturabilirler şirk sistemlerinin güvenliği olmaz. Ne kendilerine güvenilir ne onların oluşturduğu güven ortamı güven ortamıdır. İman bizzat güvenlik demektir. Her konuda. Ve üçüncü ismimiz muhacir olmak. Muhacir olan, göç eden adam kötü şeylerden uzaklaşır. Kötü nedir? Allah'a ve Resulüne göre kötü olan kötüdür. Allah ve Resul'ün kötülediği şeylerin tamamından kaçacak dilim, gözüm, kulağım, midem, cinselliğim, bedenim, malım, mülküm hepsinde hicret, göç ediyorum. Ben başka bir alanın adamıyım. Ben teslim olmuş bir Müslümanım, oraya doğru göç ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına böyle anlattı. Ashab-ı kiram bize bunu böyle aktardı. Elhamdülillah biz de bunu böyle anlamaya çabalıyoruz. Rabbim anlayışlarımızı güzelleştirsin. Güzel anladıklarımızı da güzel gerçekleştirmeyi bize nasip etsin. Bunları dilde böyle söylemek kolay. Hayatta bir ahlak haline getirmek ise zor ama çabalayacağız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum Rabbimizin izniyle. 6926. hadis-i şerif şöyle. Abdullah bin Amr bin El As ve Muaviye birlikte yol alırken bir ara Abdullah babası Amr'a döndü. Resulullah'ın Ammar'a seni asi bir topluluk öldürecek buyurduğunu işittim dedi. Hz. Abdullah bir bilgiye sahip. Bu bilgi Peygamber Efendimiz'den bir bilgi kastediyorum. Şu anda söylenecek bir yer değil gibi aslında. Ve fakat o korkusuzca bunu söylüyor. Dile getirmekten de çekilmiyor. Hakkı söyleyecek, hayrı söyleyecek. Kimle beraber? Bir daha söyleyeyim sizlere. Hazreti Muaviye, babası Amr. Bu ikisi Hazreti Ali ile savaşın içindeler o dönem. Biz dilimizi bunu da temiz tutuyoruz ama olayı olduğu gibi aktarmak durumundayım. Hazreti Muaviye ve Hazreti Amr, Hazreti Ali'ye karşı bir savaşın içindeler ve Abdullah da onlarla birlikte yanlarında ve fakat diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ammar'a şöyle dedi. Seni asi, isyan eden bir topluluk öldürecek buyurdun işittim. Ki o sırada Hazreti Ammar Hazreti Ali'nin safları içerisinde savaşıyor ve şehit edildi. Bunu duyunca Amr Muaviye'ye şunu söylediğine bak diyerek Abdullah'ın söylediklerini aktardı. Bunun üzerine Muaviye Abdullah'a onu biz mi öldürdük? Onu öldürenler oraya savaşa getirenlerdir dedi. Bu konuda bir başka rivayet var. Aslında okumak zoruma gidiyor ama bir bilginin de konuşulması gerek. 6929. hadis-i şerif. Muaviye'nin yanındayken Ammar'ın kellesi konusunda anlaşmazlığa düşen iki adam geldi. Her biri Ammar'ı kendisinin öldürdüğünü iddia ediyordu. Abdullah bin Amr ise şöyle dedi. İçinizden biri kendi rızasıyla bu hakkını diğer tarafa versin. Bak bunda bir kar yok. Kim verecekse versin. Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem onu yani Ammar'ı asi olan bir topluluk öldürecek buyurdun işittim deyince Muaviye babası Amr'a dedi ki ey Amr şu deliği başımızdan alsana dedi ve Abdullah'a o zaman sen neden bizimlesin diye sordu. Madem bizim böyle olduğumuzu düşünüyorsun neden bizimlesin? Abdullah da şöyle dedi. Zamanında babam beni Resulullah'a şikayet etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana hayatta olduğu sürece babana itaat et ona karşı gelme buyurmuştu. Ben sizinle birlikteyim ama savaşmıyorum dedi. Ben bu hadis-i şerifi açıklama gücüne kuvvetine sahip değilim. Ancak okumak gerektiğini düşünerek de okudum. Din bir bütün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen tüm bilgiler bir tuğla. Biz bununla bir ev örüyoruz ve insanın yaşandığı bir hayatı bize anlatıyorum. Bu dinin gelişi de ve hadis-i şerifler birilerinin dediği gibi birilerinin keyfine göre değiştirilmiş, dönüştürülmüş değildir. Bu hadis-i şerifler o günkü sistemin muhalifleri tarafından da bize aktarıldı. O günkü yapının içinde olan kimseler tarafından da bize aktarıldı ve hadis alimleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen her bir bilgiyi büyük çabalar ve fedakarlıklarla her şeye rağmen taraf olmadan ellerinden geldiği kadar düzgün bir şekilde bize aktardılar. Ben de böyle aktarıyorum bu hadis-i şerifi inşallah okuyorum size. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edeyim. Bir geriye dönüp okuyacağız inşallah. Hangi hadis-i şerif? 6928. rivayet. Evet. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta oruç tuttuğunu gördüğüm gibi bazen tutmadığını da gördüm. Ayaktayken su içtiğini gördüğüm gibi otururken de su içtiğini gördüm ayak kabılarıyla namaz kıldığını gördüğüm gibi çıplak ayakla da namaz kıldığını gördüm. Namazı bitirdikten sonra sağ taraftan dönüp kalktığını gördüğüm gibi sol taraftan dönüp kalktığını da gördüm diyor Abdullah bin Amr. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bazen yapıp bazen yapmadığı ya da öyle de öyle de yaptığı işleri bize aktardı. Bunlar konusunda biz de aynı şekilde Serbestiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mutlaka yaptıkları bizim için de mutlaka yapılacak olan şeyler. Efendimizin bu şekilde bir bakıma, isteğe göre yaptıklarını da böyle değerlendireceğiz. 6930. hadis-i şerif. Ey Allah'ın Resulü! Senden işittiğim şeyleri yazayım mı diye sorduğumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yazabilirsin." buyurdu. Ona dedim ki memnun kendi, öfkeli kendi konuştuğun her şeyi yazayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet. Çünkü her iki durumda da haktan başkasını söylemek bana uygun düşmez buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından haktan başkası çıkmaz. Çünkü o Allahu Teala'nın kontrolünde konuşuyor zaten. 6931. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Amr'ın üzerinde asfur ile boyanmış iki giysi gördü. Ben bu boyama işini bilmiyorum. Ve şöyle dedi. Şüphesiz ki bunlar kafirlerin giysileridir. Sen onları giyme buyurdu. Şimdi ne vardı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu istemedi onu bilmedim. Ancak kafirlerin tarzı böyle bir takım boyamalarla bir elbise giyişiymiş. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kafirlere benzemek olduğu için anladığım kadarıyla Abdullah'a diyor ki bunları giyme. Bu tarz giyim olmaz. Belki bizim bugün anlayacağımız şey de budur. Kafirlerin küfrünü ifade eden tarzda olan giysiler Müslümanlara yakışmaz. Müslümanların kendine ait kendilerinin oluşturduğu bir tarzları olacak. Müslümanca bir kıyafet anlayışımız da olacak. Küfrün, inkarın giysiye yansıyan bir yönü de var. Bunlardan Müslüman uzak duracak. Böyle şekillendirmek, isim vermek, örneklendirmekten kaçınıyorum. Müslümanlar kendileri bunu anlayıp bilecekler ve vazgeçecekler. Bu onların üzerinde nasıl duruyor, ne adına duruyorsa biz buna göre kendimizi ondan uzaklaştıracağız. Diyelim ki onların formaları, üniformaları ne diyeceksek üzerlerinde bazı işlerde kullandıkları kıyafetler bunlardan vazgeçmek zorundayız. İşte bir eğitim bitirdiklerinde giyip kuşattıkları kıyafetler mi diyeceğiz? Ya da bir yetkiyi ifade etmek için kullandıkları kıyafetler mi diyeceğiz? Müslümanın bunlarla ilgisi olmayacak. Bununla beraber yani soğuktan, sıcaktan filan yani nerede üretildiği, kimler tarafından giyildiği çok da önemli olmaz. Çünkü bir gavurluk, bir şirk isyan tarzı bildirmiyor bize. Ya sadece insani bir vasfımızı kapatacak, örtecek özelliğe sahip ha oranın kumaşı, ha buranın kumaşı, ha buranın renk, ha o renk fark etmez. Ancak tekrar söylüyorum ki küfrün zihniyetini taşıyan kıyafetler nasılsa onlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Rabbim bütün hayatımızı Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın belirlediği ölçülerle yaşamayı bize lütfetsin. Basiret, firaset, hikmet Allah'ın kelamında ve Efendimizin sözlerindedir. Anlayamadıklarımızı okudukça anlayacağız. Rabbim inşallah zihri bir güzellik verecektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. اللهم صل على محمد